Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtıra olan Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kars merkeze bağlı Esenyazı köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Şefik Gergöy ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarın birinci dönem seçilen dinamik muhtarlarımızdan. Biz her muhtarımızı köye gelmeden önce il merkezinden arıyoruz, kendimizi tanıtıyoruz. Araştırmacı gazeteci olduğumuzu belirtiyoruz, muhtarların sesi olduğunu. Davet ederse muhtarlarımız köylerine geliyoruz. Kaç kilometre efendim burası? 31 kilometre. Merkeze 31 kilometre. Ancak ana yoldan ayrıldıktan sonra Kağızman yolundan ayrılıyor arkadaşlar. Belli bir müddet asfalt var. Doğru mu efendim? Doğrudur. Asfaltın birçok tarafı bozulmuş. Ancak şoförlükte cambaz olan çukura ama o kadar da cambaz olsan ille mutlak çukura düşmek zorundasın. Düşmeme şansın yok, onu belirteyim. Doğru mu efendim? Doğrudur. 50 tane dilekçe içeri vermişiz. Her gün müracaat ediyoruz. Sana bu 7 köy şebeke yolu değil, grup yolu değil de Iğdır'da başlayıp tam Digora kadar herkes bu yolu kullanıyor. Yani 50 seferde dilekçe vermişiz. Yolumuz hala aynı, hala aynı, hala. Evet. Muhtarım dedi ki ben 4 yıldır muhtarım. Hiçbir hizmet alamadım dedi. Doğru mu? Doğrudur, alamadım. Evet, hiçbir hizmet almamış. Yani muhtarımın köyü hizmette unutulmuş sayın izleyiciler. Biz hizmette unutulan köyleri manşete taşıyoruz böyle gördüğünüz gibi. Bunları da izleyebilirsiniz sayın izleyiciler. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi işte Adıyaman Gölbaşı'nda 3 köy yolu topraktı. Akçabel köy yolu, Karabaşlı köy yolu, bir diğeri de gözlüğümüzü de takalım görmüyoruz sayın izleyiciler. Örenli köyü sayın izleyiciler. Örenli köy yolları asfaltlandı sayın izleyiciler. Hizmette unutulan köylere hizmet götürüyoruz. Götürüyoruz değil. Götürülmesi için manşete taşıyoruz ve yetkililere sesleniyoruz. Muhtar arkadaşımız çok güzel ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Doğru mu? Evet, doğrudur. Hizmetlerinden halk memnun. Herkes memnun. Yalnız bizim özel idaredeki oturan insanlar tüm muhtarları bezdirmişler. Hiçbir müdür dahil görevini yapmıyor. Evet. Hele bir sene zarfında herkes muhtarlarla gırgır gır geçiriyor. Dilekçe verdin takdirde. Efendim şöyle oldu, böyle oldu. Devleti suçluyor, ödenek yok. Ödeneği de Cumhurbaşkanımız ödüyor devamlı. Devamlı gönderiyor evet. İl, devlet yaptığı sadat Kars özel idarede kurumdaki insanlar hizmet yapıyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na duyuruyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız, telefon açtığımızda arkadaşımız yani dedi Sayın Cumhurbaşkanımız da memnunuz. Allah razı olsun. Yani ülkemiz işte evet, söyledik. Yani yapıyor. İstanbul'dan buraya kadar duble yol olmuş sayın izleyiciler. Bunlar iyisi can sağlığı. Doğru mu efendim? Doğrudur. Ülkemizin gelişmişliği ortada. Bir de ancak sudan biz çıkartacağız. Onu söyledim. Ben dedim ki bu köyde su sorunu var dedim. Nemin su Hanım'a. Sorunumuz var. Baktım ki şey yapmış vatandaş su taşımak için. Evet. Ovayla da taşıyorduk. Ahmet Aslan bana üç sefer. Evet. Buyurun. Üç sefer bana yanına gittim. Daha milletvekili olmadan bana söz verdi. Toplantıda söz verdi. 4 senedir bizim bu köylet yapılmıyor. Bizim şu anda 170 anelik bir köy. Kaç nüfus var efendim? 1500 insan evet, şu anda yaşamakta. Evet 1500 nüfus. Güzel de bir köy sayın izleyiciler. Adı üstünde Esenyazı. Dışarıda şu anda çok rüzgar olduğu için. İçmez suyumuz dahil yok. Evet. 25'lik bir su geliyor. Hem içmez suyu. Bir göletimiz dahil yok. 50 sefer dilekçe vermişim. Müracaatte bulunmuşum yok. Yani hayvanların içeceği su yok sayın izleyiciler. İçme suyu da yok. Yani hayvanlar da biliyorsunuz susuz yaşayamaz. Onun için 25'lik bir borudan su geliyor. Yani burada 1500 nüfus yaşıyor. 172 hane. Doğru mu efendim? 172 hane. İnsanlar tabii yolumuz bir gün mutlak yapılır. Ama susuz yaşayamayız. Doğru mu efendim? Evet. Cumhurbaşkanı özellikle duysun. Kurum yapmıyor, kurum alayınızda çalışıyor. Kars'taki kurum alayınızda çalışıyor. Evet. Özel idaredeki kurum alayınızda çalışıyor. Evet. Biz burada köylere hizmetin götürülmesini istiyoruz. Tek hedefimiz bu sayın izleyiciler. Başka bir şeyimiz yok. Yani burada yaşayan vatandaşlarımız hepimiz ülkemizin vatandaşları. Diğer yerlerde nasıl hizmet yapılıyorsa Kars'ın köylerine de hizmet yapılmasını istiyoruz. Arkadaşlar. Yöneticiler gelsin lütfen burada köyleri yesinler. Çamurdan geçilmiyor sokaklar. Doğrudur. Taşlı tarla gibi aracın gitmesi yani lastik kesilmemesi için çok zor. Yani bazı yerlerden otomobille geçme şansınız yok. Onun için biz mutlak diyoruz ki artık köylerimiz muasır medeniyetler seviyesine ne yapmalı? Ulaşmalı hizmet konusunda. Doğrudur.
birçok 30 tane ilimiz büyük şehir oldu. Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri çok güzel hizmetlere imza atıyor. Doğrudur. Ben bütün illerin aslında tüm şehir olmasını istiyorum arkadaşlar. Hizmet bir noktadan yapılmalı. Evet, doğru mu efendim? Evet, evet. Evet, o zaman mecbur belediye başkanı ne yapacak? Vaatlerde bulunacak. Belediye başkanı evet. Değil, biz belediye başkanı ait değiliz. Ait değilsiniz. İdözeler bakıyor. İşte diyor ki, ya Kars'ta evet, tüm evet. Şehir olur, tüm şehir olursa ne olacak o zaman? Evet. Hizmetler bir noktada yapılacak sayın evet, izleyiciler. İl özel idaresi yetkililerimiz, aslında il genel meclis üyeleri köyleri ziyaret etmeli. Doğru mu efendim? Doğru, ziyaret ediyorlar. Hizmet yok bir şey. Evet, hizmet yok diyor muhtarım. Biz onun için yok. Mutlaka, çünkü Kars'ın neyi var? Bir bakanı var. Ulaştırma ve İletişim Bakanı Kars Ahmet Arslan. Kars milletvekili aynı zamanda AK Parti. Bu köyü de çok güzel biliyor. Bu köyü de çok güzel tanıyor. Geldi seçim çok da gelmiş seçim çalışmadan. Şimdiye kadar da gelip gidiyor. Gözüyle kadar görüyor. Evet. Yol işler acısı sayın izleyiciler. Köstebek yuvasına dönmüş. Yani burada bu köydeki vatandaşımız mecbur Kars'a gitmek zorunda. Hastalansa okula gidecek çocuklarımız hepsi gitmek zorunda. Mutlaka bu köstebek yuvasına dönen 3-4 köyün ulaşım yolu... 3-4 köy değil. 7 köy mü efendim? 7 köyde 6 Iğdır geliyor. Evet. Digor geliyor. Yani tam... iki ili de birbirine bağlayan karayolu sayılacaklar. Onu da belirtelim. Köy... Digor ilçesi de var Kars'ın. Evet, evet. Onu evet, da evet. Belirtelim. Mutlaka köstebek yuvasına dönen yol yapılmalı diyoruz. Türkiye'de muhtarların sesi olarak biz halkın sesini bugün de Kars merkeze bağlı Esenyazı Köyü muhtarımız Şefik Yergöy ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Çünkü biz çok sağ olun. Muhtarlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için bu zamana kadar mücadele ettik ve başarılı olduk. Arkadaşımıza doğru. Da gösterdik. Doğrudur. Eğer muhtarlarımız gazetemizi desteklemezse biz buralara gelemeyiz. Çünkü hakaryalık çok yüksek. Sesimizi duyuyorsunuz. Burada evet. Güzel bir şey de olmaz. Teşekkür ederim muhtarım. Biz de teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.